Bütün e, attığı her adımın bir sonrasını ve sonrasını ve sonrasını düşünen bir lider. E, hmm. as, yani bütün askeri e, kuralları bir anda yıkabilen ve tüm e, diğer e, komutanları şaşırtabilen bir lider. Ve bunu da ikna ederek yapıyor. Bak, tam senin söylediğinin cevabını hmm. nasıl veriyor biliyor musun? Bu Asımus, gazeteci Asımus evet. sordu büyük dehasın falan diye. Ne dedi biliyor musun? Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman benim yaptığım iş şudur. Durumu iyice tespit etmek, sonra bu durum karşısında alınacak önlemi iyice tespit etmek, sonra bu durumun karşısında alınacak önlemin ne olduğuna karar vermek. Bu kararı bir kez verdikten sonra artık acaba yapayım mı, yapmayayım mı diye tereddüt etmemek, tereddütsüz kararı tatbik etmek ve başarılı olacağıma inanarak bunu uygulamak. İsmet'in önüyle arasındaki fark nedir? İsmet'in önü sürekli tereddüt halinde kalan birisidir. Hani mütereddit deriz ya. Atatürk ise ne diyor? Kararı verdim mi bir kere yaparım. İsmet Paşa da aynı şeyi söylemiştir zaten. Demiştir ki kararı verirdi ve uygulardı. Evet. İşte o sorunun yanıtı burada. Şimdi öteki yanına gelelim bakın. İnsanlık tarihinde bir çırpıda Mithat Hoca da ben de en az 100 büyük komutan sayarız. Çünkü niye işte Şeyden askeri mekteplerden gelmiş, öğreniminden gelmiş birisi o nedenle bir çırpıda sayarız. Ama 2500 yıllık koca insanlık tarihine baktığınız zaman dört büyük askeri strateji dehadan söz edilir. Kimdir bunlar? Birisi Julius Caesarus, Cesar. onun öncesi Büyük İskender, Napolyon Bonaparte, Mustafa Kemal Atatürk. Dikkat edin büyük kumandan karıştırılmasın ama bak tekrar söylüyorum en az 200 büyük kumandan sayarsınız. O başka bir şey, bu söylenen başka bir şey. Ama Mustafa Kemal Paşa'ya bakınız, büyük bir savunma savaşçısıdır ya. Gazi Ahmet Muhtar Paşa gibi, Gazi Osman Paşa gibi. Bak, Gazilik ünvanları, Gazilik ünvanı mareşallıklar falan nereden alınacak? Dikkat edin Sakarya'dan. Çok önemli bir şey. Gerektiğinde savunma, gerektiğinde taarruz Yaşan, ama. Bak şimdi, şimdi devam edeceğim. Bak, çok enteresan bir şey var Mithat Hocam. Şeyde Erzurum Kongresinde bunun rütbelerini almadılar mı? Evet. Aldı. Tu General. Mustafi evet. Tu General. Bak. Çok güzel. Bak lütfen dikkat buyurun sevgili izleyiciler. Bütün bu savaş sırasında Fevzi Çakmak ne karşısında? Or general. Cafer Tayyar'ından tut. Kendi hocası Yakup Şevki Paşa yahu tabii. ikinci ordunun başına gelecek. Tabii. Hocası or general. Dikkat. Müstafi tu general bu adam. Evet. Baş kumandanlığına hepsi kabul ediyor ve içine sindiriyor. İşte evet. deha dediğiniz değil bu. Değil bu. Ama Sakarya çok meclis dikkat Meclis Maraşal ünvanı veriyor ya. ya ondan dedim sonra ya sonra rütbesine işte. Rütbesine tabii. <laughs> Bundan sonra rütbesini geri verirler bakın dikkat edin kadro kimse itiraz etmiyor ki bir dakika ya dur Sen Subay Mubain bir dakika aldılar senin her şeyini Hı elinden gülüyor. demiyorlar Tabii o liderlik işte o <laughs> bunu çok göz ardı ederiz biliyor Hocam, musun? Benim dikkatimi çeken e, okuduklarımdan bir şey var e, Mesela Sakarya'da karışmıyor yani büyük taarruzda mereşar rütbesini aldıktan sonra, büyük önder cepheye gidiyor ve cepheye cephede e, bizzat savaşı e, yönetiyor. Ama daha önce cepheye gitmiyor. Aynı şey yani şunu bak şunu düşünüyorsunuz. Dur gitmez bir olur Sakarya'da mu gidiyor. Sakarya'da gidiyor niye Sakarya'da hayır, gidiyor? Hayır hayır. Yani bizzat dur. yönetmiyor. Niye yönetmiyor? Şimdi, niye şimdi, daha önce yok diyor. deniyor ya. Şimdi kendi söyle dur şimdi bak bir saniye orada bir, bir şey çok karıştırıyorlar orada. Bir dakika. Şimdi bir şimdi cepheye gidiyor meselesi bir Gelibolu'da da hatırlıyorsun. Süperlerin önüne çıkar. Sigarasını yakar. Bak ne? şimdi. Orada şimdi ben iki yıl Avustralya'da kaldım orada anekdotları falan da okudum. Şimdi orada da söylüyor Avustralyalı. Annesine yazdığı mektupta falan da söylüyor. Bak şimdi burada başkumandan meydan muharebesinde de yine demin senin söylediğin öne çıkıyor. Sakarya'da da aynı yerde adam cephede yine ordusunun başında. Adam Ankara'da oturup onu yönetmiyor ki. Şeyde nerede karar karargahta biliyor musun? İnönü muharebelerinde karar Karargahta. Orada İsmet şey, Paşa mi, var. E, ha, e, İsmet Paşa'ya diyor ki. Hayır, e, evet, şöyle bir anekdot okumuştum. Mecliste tartışma oluyor ya. O şeyde, ya ne duruyorsun burada sen burada? Gideceksin asker sen asker git ordunun başına işte, falan Ama o da ne, işte ne dedi? Başkumandan bu yetkileri verin dedi. Tabii. Gideceğim. Fak